Peki bir şey soracağım. Söyle. Moğollar bütün buralarda buraları ele geçirdiler. Fakat buraları doğru düzgün yönetebilmişler mi? Evet. Oo, şimdi ona anlamda. İnanılmaz Fatih. Bunların kurduğu sistem muhteşem. Tamam mı? Bu efendim bunun İngilizce olma izleri yok yani. Bir medeniyet bırakmamışlar. Ama bu adamlar öyle değil. Bu adamlar gittikleri yerin kültürünü adopte etmişler. Kendi getirdikleri bir tek şey var. Askerlik. Onun dışında hiçbir şey yok. Evet. Şimdi bu bizim Moğolistan'da 2006 senesinde yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz bir konferans oğlumla beraber. İşte orada Cengiz Han'ın süvari birliklerini kullanmasıyla modern hava kuvvetlerinin kullanılması arasındaki benzerlikleri anlattık Asım'la beraber. Ben burada size sırf Cengiz Han'ı anlatacağım. Burada iki tane büyük askere bunu ithaf ettiydik hatıralarına. Bir tanesi Cengiz Han'dır. Öteki de Almanların meşhur Wolfram Freiherr von Richthofen, Generalfeldmarschall. Bu adam 47 yaşında Maraşal olan Almanların tarihindeki en genç Maraşal'dır. Ve Girit'e tayyareyle tank indiren adamdır bu. Ya bu müthiş. Hem bakın doktor enjeniyor, yani doktor mühendis bu adam. Aynı zamanda Maraşal. Ya müthiş bir adamdır ve harbin sonunda da beyin tümöründen de vefat etmiştir çok genç yaşında. Bundan sonrasını alalım. Şimdi gelelim bakın. Burada dedik ki Cengiz Han'ın süvariyi bir stratejik silah olarak kullanması. Zaten Moğol ve Türk orduları biliyorsunuz Orta Asya'da sadece süvariye dayanır. Zaten o zaman at baktığın zaman sürat açısından bugünün uçağı. Evet. Atın üzerinde üzengi kullanıp ok atabilme kabiliyeti de bugünün havadan karaya füzesi. Evet. Müthiş. Fakat onun da ötesinde mesela atı uzun mesafede nasıl kullanacaksın? Tek bir at kullanırsan hayvan dayanmıyor. Hayır, arkası 3 atla koşuyor. 9 tane. Her bir Moğol askerinin 9 tane atı var. Şimdi bunları şey yapacağız, konuşacağız. Bundan sonrasını alalım. Bakın, Cengiz Han dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuştur. 44 milyon kilometre kare. Bundan sonraki en büyük imparatorluk İngiliz imparatorluğudur. 30 milyon kilometre kare. Yani müthiş bir fark var. Bundan sonrasını alalım. Bunları geçelim. Bu şeyi mukayese ile bu imparatorlukları falan mukayese ya yani dediğim gibi Cengiz'inki inanılmaz. Ama şimdi burada şunu unutmayalım. İngiliz İmparatorluğu barut, rüzgar ve buhar gücüne dayanılarak kurulmuştur. Cengiz Han'ın imparatorluğu sadece ve sadece kas gücüne, at ve insan kası. At ve insan kasının gücüne dayanarak kurulmuş. Kası ve kanı. Ha, şimdi bakın bunu unutmayın. Bu çok önemli. Yani şu soruyu getiriyor. Bu adamın elinde işte baruttu veya buharlı gemiler falan olaydı bu neler yapardı? Bundan sonrasını alalım. Tamam mı? Şimdi burada bakın İngiliz İmparatorluğu deniz aşırı ticaret ve endüstri tarafından finanse edilmiştir. Cengiz Han İmparatorluğu sadece yağma ve kervan ticaretiyle finanse edilmiştir. Kervan ticaretine çok büyük önem veriyor Cengiz Han. Hatta Batı'yı işgal etmesinin sebebi de Harezmlerin yaptığı bir aptallık bu kervan siyaseti, kervan ticareti hakkında. Bundan sonrasını alalım. Şimdi burada İngiliz İmparatorluğu insanlığın yaşama tarzına hiçbir etki yapmıyor.